Sayın seyirciler, Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi COVID-19 servisinde çalışan acil tıp teknisyeni Eyüp Toprak iddiaya göre tedavi olmayı bekleyen bir hastanın yakını tarafından dövüldü. Şimdi ayrıntıları alacağız. A Haber ekibinden Mehmet Sabri Uğurbaş'a dönelim hemen. Mehmet Sabri, söz sende. Banuel, şu anda tam da olayın gerçekleştiği yerdeyiz. Dün gece saat 23 sularında gerçekleşti olay. Hemen hastanenin kapısından girildiğinde ayrı bir bölüm olan COVID servisi var. COVID servisinde çalışan Eyüp Toprak hastalara sıralarını beklemeleri gerektiğini söylüyordu. Bu sırada iki hasta yakını sıra beklemeyi kabul etmeyerek servisin içerisine kadar girdi. Burada şüpheli hastaların vakaların önce sürüntüleri alınıyor. Sürüntü almak için burada sıra beklerken girmemeleri gerektiği halde içeriye girerek Eyüp'ü hemen pencerenin dibinde darp etmeye başladılar. Ardından bununla da yetinmedi. Saldırganlar hızını alamadı ve tekrar bulunduğum bu noktada tam da güvenlik kameralarına yansıdığı gibi iki kişi birden Eyüp'ü bir kez daha burada saldırdı ve darp etmeye devam etti. Ve yaklaşık 5 dakika boyunca adeta Eyüp öldüresiye dövüldü. Eyüp'ten bahsetmek istiyorum. Eyüp 5 aydır yurtlarda kalıyor. Ailesini göremiyor. Covid servisinde çalıştığı için ve bu süreçte ailesiyle sadece telefon üzerinden zaman zaman görüntülü konuşarak iletişim kuruyor. Tabii sadece Eyüp'e aslında bu darbe gerçekleşmiş olmadı. Hem tüm sağlık çalışanlarına yönelik bir saldırı gibi oldu. Hem de Eyüp'ün ailesi 5 aydır göremedikleri evlatlarının böyle bir saldırıyla gündeme gelmesinden oldukça üzüldü. Eyüp'ün ifadesine göre annesi hüngür hüngür ağladı olayı duyduğu zaman ve Eyüp'ün de burnu saldırının ardından tam 3 yerinden kırıldı. Ve Eyüp'e 10 günlük iş göremezlik raporu vermek istendi ancak Eyüp bunu reddetti. Devlet benden hizmet bekliyor diyerek 4 günlük iş göremezlik raporu aldı ve birazdan evine gidecek. Saldırganlarla ilgili bilgiler de verelim. İki saldırgan olayın ardından buraya gelen, bu noktaya gelen emniyet ekipleri tarafından gözaltına alındı ve iki saldırgan emniyette ifadelerini vermelerinin ardından işlemleri devam ediyor. Tabii savcı önüne çıkarıldıktan sonra alacakları cezalar netleşecek. Ancak şunu söylemekte fayda var. Aylardır Sağlık Bakanlığı'nın, devletin verdiği büyük mücadelelerin yanı sıra sağlık çalışanlarının da büyük emekleri var. Dolayısıyla bu emekler boşa gitmemiş olsun istiyor Eyüp ve tüm sağlık çalışanları diyelim. Söz tekrar merkeze bırakalım. Banu. Evet.